İçinde bulunduğumuz ekonomik durum hepsini konuşalım sevgili izleyenlerimiz. Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Sayın İbrahim Turhan bizlerle birlikte. Sayın Turhan merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Tabii sizle konuşurken ben bir yandan doların son durumuna da bakıyorum. Dün demiştik ki Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu konuştu. Dolar yukarı yönlü harekete geçti. 8.41 seviyelerinde, şu dakikalarda 8.50-8.51 seviyelerinde. Evet. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarının etkisini mi görüyoruz? Faiz indirim sinyali mi vermeye çalıştı Merkez Bankası? Ki bu nasıl olur, yoksa bir direktif mi söz konusu? Hepsini sormak istiyorum size. Çok teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz aslında bütün hikaye bu yılın Mart ayında başladı. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen, yani nasıl tanımlayacağımı gerçekten ben de ifade etmekte güçlük çekiyorum. Ama hani bildiğimiz anlamda bir çağdaş yönetim sistemi olmadığı kuşkusuz. Bu yapı içerisinde biliyorsunuz ki ekonomi yönetiminde, bürokraside, kamu hizmeti gören, dolayısıyla devlete karşı, topluma karşı sorumlu olan eylemleri, hareketleri doğrudan bizim gündelik yaşamımızı, mutfağımızda kaynayan tencereyi, çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını ilgilendiren insanların kaderi tek bir kişinin iki dudağı arasına bırakıldı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde 4 ay önce bizzat kendisinin göreve getirmiş olduğu, son derece uzun süre birlikte çalıştığı, yani dolayısıyla aralarında hiçbir güven sorunu olmayacak değerli bir bürokratı bir anda ansızın görevden aldı. Ve o zaman herkeste oluşan algı, bir önceki Merkez Bankası Başkanı'nın, ki bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizden beri 3. Merkez Bankası Başkanı'ydı bu arada. Görevden alınmasının sebebi faizi arttırmış olması olarak algılandı. Dolayısıyla da yeni başkanın faizi indireceği düşünüldü ve o anda hatırlarsınız 7 liranın altına düşmüş olan dolar bir anda 8,5 liraya yeniden yükseldi. Şimdi dolar 7 lira oldu, dolar 8 lira oldu dediğimiz zaman, hani biliyorsunuz bir de bir zamanlar böyle adeta toplumla alay edercesine, canım maaşınızı siz dolarla mı alırsınız diyenler vardı ülkemizde. Evet. Doların 7 lira olmasıyla 8 lira olması arasındaki, müsaade ederseniz ben farkı anlatayım. Buyurun, buyurun. Doların 7 lira olmasıyla 8 lira olması arasında 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bundan sonra 25 yıl önümüzdeki gelecek kuşaklar 154 milyar Türk lirası borç yüküyle karşı karşıya kalıyorlar. Tekrar ediyorum. Doların 1 lira artması Türkiye'de yaşayan ve önümüzdeki 25 yıl yaşayacak bütün insanların, çocuklarımızın, hatta belki torunlarımızın 154 milyar Türk lirası daha fazla, evet, dış ve iç borç yükümlülüğüyle karşı karşıya kalması demek. Şimdi bu korkunç bir şey tabii ki. Yani böyle bir şeye durup durduk yerde sözleriyle ve eylemleriyle sebep olmak hakikaten büyük sorumsuzluk. Şimdi fakat gelen Merkez Bankası Başkanı o günden beri, yani 19 Mart'tan beri faizleri değiştirmedi. Dolayısıyla bir süre sonra, yani bu değişikliğin tabii neden yapılmış olduğu hala bir soru işaretidir. Ve Ülke Hanım, biliyorsunuz demokrasi insanların sadece 4 yılda bir sandık başına gidip oy kullanmasından ibaret değildir. Kuşkusuz bu önemli bir bileşenindir. Devleti yönetenlerin seçimle belirlenmesi, ama aynı zamanda demokrasi vergi ödeyenlerin vergilerinin hesabını sormasını, tabii, gerektirir. Ve ülkeyi yönetenlerin, kamu gücünü, kamu kaynaklarını kullananların da hesap vermeye hazır olması demektir. Şimdi dolayısıyla şu soru son derece meşru ve sorulması gereken bir soru. Madem ki yeni gelen Merkez Bankası Başkanı da faizleri değiştirmeyecek idiydi, biz neden durup durduk yerde bir gece içinde ülkemizi yoksullaştırdık? Bakın Ülke Hanım, bu yıl hani bu %9 mu olacak, 7 mi olacak? Yani yüksek bir büyüme olacağı kesin. Bu yüksek büyümeden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden beri 3 yılda elde edeceğimiz toplam birikimli büyüme %5 bile değil. Kişi başına milli gelirimizin dünya ortalamasına oranı itibariyle 1980'lerdeki düzeye biz geri döndük. Yani bütün bunların olmasının sorumluluğunu taşıyanlar en azından
Tamam, yani tabii ki yasalar bu yetkiyi veriyorsa bunu kullanacaklardır. Türkiye bir hukuk devleti, hala biz tabii ısrarla bunu savunuyoruz. Ama en azından topluma bir cevap vermeleri lazım. Biz bunu niye yaptık? Biz bu sıkıntıları niye çektik? Niçin insanlarımız şu anda evlerinde tencerelerini mutfakta kaynatırken düşünmek zorunda kalıyorlar? Niçin çoluklarının çocuklarının yüzüne bakarken okulların açıldığı şu günlerde bir okul harçlığı vermek için sıkıntı yaşasınlar? Evet, şimdi dolayısıyla çok affedersiniz hemen bağlıyorum, uzattım biraz ama. Rica ederim. Şimdi Merkez Bankası Başkanı iki gün önceki konuşmasında çekirdek enflasyona bakalım dedi. Şimdi doğrudur, yani hani aslında bakın söylenen şey çok yanlış bir şey değil. Tabii ki gelişmiş ülkelerde para politikasına, Merkez Bankası'na güven olan yerlerde Merkez Bankası'nın birinci önceliği para politikası kararlarına daha duyarlı olan çekirdek enflasyondur. Ne demek çekirdek enflasyon? Enerji fiyatları ve gıda fiyatları onun içinde değil. Neden enerji ve gıdayı dışarıda bırakıyoruz? Çünkü bunlar taleple, fiyatların taleple belirlendiği şeyler değil. Yani ekmeğin fiyatı mecbursunuz onu tüketmeye ya da akaryakıtın fiyatı mecbursunuz tüketmeye. Merkez Bankası para politikasıyla bunları çok etkileyemez. Fakat Ülke Hanım, şunu unutmayalım. Bizim ülkemizde toplumun tüketim sepetinde en az dörtte bir gıdadan oluşuyor. Bu birincisi. Evet. Yani dolayısıyla gıda fiyatlarından bize ne deme lüksümüz yok. İkincisi, bizim Merkez Bankamız öyle itibarı güvenilirliği olan bir Merkez Bankası değil ki, son 3 yılda %55 enflasyon yaşatmışlar ülkeye. Yani söylediklerinin bir itibarı kalmamış artık. Şimdi nasıl çekirdek enflasyon yok, arz şoku vesaire gibi şeylerin bir inandırıcılığı olsun? Ha, dolayısıyla da tabii ki Merkez Bankası Başkanı'nın bu sözleri sanırım yetkili mercilerden, daha üst makamlardan, artık neresiyse orası, gelen bir talimat üzerine Merkez Bankası'nın ya verdiği sözü tutmayacağı, ne demek verdiği sözü tutmayacağı, bize bir söz verdi, dedi ki ben faiz oranlarını enflasyonun üzerinde tutacağım ki Türk parası değer kaybetmesin daha fazla. Paramız pul olmasın. Her gün mutfağımızda yangın olmasın. Önümüzdeki 25 yıl boyunca ödeyeceğimiz borç artmasın. Bunun için Merkez Bankası faizi yüksek tutuyor. Evet. Ya bunu yapmayacak ya da faiz indirecek. O zaman da tabii ki ortalık karıştı. Peki şimdi Sayın Turhan, burada size en başta sorduğum şey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o faiz enflasyon denklemini biliyoruz. Sürekli vurguladığı bir başlık var. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını belki konuşmayı geride bıraktık ne yazık ki artık, ama siz Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısısınız. Halihazırda hala daha konuşmamız gereken bir başlık. Bir direktif gitmiş olabilir mi diye soruyorum. Sayın Erdoğan'dan özellikle, çünkü bir sinyal verdiğini söylüyordu ki sinyalim gerekli yerlere ulaşmıştır diyordu. Bu sinyalin karşılığını mı aldık acaba biz Sayın Kavcıoğlu'ndan? Ve her şeye rağmen politika faizini enflasyonun altına çekmek nasıl sonuçlar doğuracaktır ülkemizde? Şimdi tabii ki bu sinyalin gittiğinden hiç kuşkumuz yok. Zaten başından beri sorun buradan kaynaklanıyor. 2016'dan beri ısrarla bunun olumsuz sonuçlarını toplum olarak yaşayıp görüyor olmamıza rağmen Sayın Cumhurbaşkanı nedense bu konudaki ısrarından vazgeçmedi. Yani şimdi bakın Ülke Hanım, faizlerin yüksek olmasını aklı başına hiç kimse istemez. Hiç kimse sırf keyif olsun diye ya da rant geliri elde eden dar bir kesim daha gelirine gelir katsın diye faizlerin yüksek olmasını istemez. Hiçbir yurtsever, aklı başında kimse bundan yana olamaz. Peki niye o zaman biz bu faiz konusunda hassasiyet gösteriyoruz? Çok basit. Ülkemizin önemli miktarda yabancı kaynak kullandığı bir gerçek. Şirketlerimiz üretim yapan, istihdam yapan, insanlarımıza iş ve aş temin eden şirketlerimizin yabancı para cinsinden borçları var. Hazinenin yabancı para cinsinden borçları var. Merkez Bankamız ne yazık ki 2019 ve 2020'deki yine sorumsuz ekonomi yönetiminin anlamsız davranışları, kapalı kapılar arkasında aldığı şeffaf olmayan kararlar, adeta gece yarısı operasyonlarıyla milyarlarca dolar, ben diyorum 128, bir başkası diyor hayır 128 değil, evet, 167 evet, milyar dolar ülke rezervini satmış olduğu için Merkez Bankası da borçlu. Yani şimdi böyle bir durumda borçlu olduğunuz paranın değerinin artması
ülke ekonominize büyük zarar veriyor. İşte biz bunu yaşadık 2018'de, 19'da, 20'de, bu yıl defalarca yaşadık. Şimdi burada faizin düşmesini istiyorsak, biz ki istiyoruz, yapmamız gereken şey enflasyonu düşürmektir. Yapmamız gereken şey öngörülebilirliği arttırmaktır. Çünkü öngörülebilirlik artarsa, mülkiyet hakları garanti altında olursa, şirketlere, kusura bakmayın o ifadeyi kullanacağım çünkü kamuoyunda artık ne yazık ki yaygın olarak bu bilinir oldu. Şirketlere çökülmezse o zaman yatırımcılar güven duyar, Türkiye'ye sermaye akar, hepimiz zenginleşiriz. İş bulmak kolaylaşır, çalışanların gelirleri artar, varlıklarımızın değeri artar. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Olabiliyor, yapılabiliyor. Şimdi dolayısıyla burada söylenen şey çok basit. Enflasyon düşsün, enflasyonu düşürsün. Zaten Merkez Bankası'nın görevi budur. Enflasyon düştükçe faiz zaten düşecek. Türkiye'de biz faizin %6 olduğunu, hem de 10 yıllık faizin %6 olduğunu gördük Ülke Hanım. Demek ki bu yapılamaz bir şey değil. Enflasyon düşünce faiz de düşecek. O zaman ama Türk parası değer kaybetmeyecek. Evet. Milli gelirimiz azalmayacak. Şimdi bunu anlatmamız lazım toplum olarak. Bir kere daha iyi niyetle bu çabayı gösterelim. Merkez Bankası bağımsızlığının sadece böyle bir entelektüel tartışma olmadığını, hepimizin cebindeki parayla ilgili olduğunu ben buradan bir kere daha bütün izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Merkez Bankası cebinizdeki paranın namusunu korur. Cebinizdeki para siz fark etmeden aşırılmasın, kanunsuz vergi alınmasın diye vardır Merkez Bankası bağımsızlığı. Çünkü enflasyon kanunsuz vergidir. Devletin size fark ettirmeden cebinizdeki paranın satın alma gücünü aşındırmasıdır. Karşılıksız para basmasıdır. Hepinizi fakirleştirmesidir ve ahlaksızlıktır. Merkez Bankası bağımsızlığı bu olmasın diye vardır ve bunun üstünde ne olursa olsun, siz çok doğru ifadeniz, %100 bütün gönlümle katılıyorum. Çok bu önemli yere işaret ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Merkez Bankası bağımsızlığı anayasal bir hüküm olmalı. Evet, kesinlikle. Peki Sayın Turhan, şimdi enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Oraya da gelelim. Şöyle bir içinde bulunduğumuz ekonomik tabloyu toparlar mısınız bize? Az önce yeni bir gelişmeyi aktardık. İnşaat sektöründe çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle durdurma süreci başladı. Bir boykot süreci başladı. Az önce sizinle konuşmadan önce yine kira fiyatlarındaki o yüksek artıştan bahsettik. Az önce hububat ve bu temel ihtiyaçlar yurt dışından gelirken gümrükten yeni şekilde sıfırlanan vergiden bahsettik. Dolayısıyla üreticinin aslında belki de yok edilmesi için yine bir destek, bir adımın atılmış olduğunu konuştuk. Biz bunların hepsini konuşurken, bu kadar ithalata bağımlı hale gelmişken, üretmiyorken, üreticiyi desteklemiyorken, üretici kan ağlıyorken biz enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Valla bunun ilk şartı, az önce de söylediğim gibi Ülke Hanım, güvendir. Çünkü ekonomi, bugün aldığınız bir karar var, bir yatırım başlatıyorsunuz, bir iş kuruyorsunuz, bir ticaret yapıyorsunuz ama bunun sonucunu bir ay sonra, üç ay sonra, bir yıl sonra, belki beş yıl sonra görüyorsunuz. Evet. Bugünle o gün arasındaki süreye belirli olursa, ülkede hukuk egemen olursa, yargının işleyişiyle ilgili kimsenin kuşkusu olmazsa, devlet organlarının öngörülebilir ve tarafsız hareket ettiğine güven duyulursa, oyunun kuralları oyun başladıktan sonra birilerinin keyfine göre değişmezse, kararlar keyfi değil kurallara göre alınırsa, kamu otoriteleri, ekonomi bürokrasisi aldığı kararlarda üreticinin ve dar gelirlinin durumunu öncelikli olarak göz önünde bulundurarak bu kararları alırsa, çok kısa süreli siyasi hesaplardan etkilenmezse, o zaman güven oluşur. O zaman insanlar paralarını güvenle harcarlar. Harcayacakları zaman tüketim yaparken de, yatırım yaparken de ülkeye sermaye gelir. Şimdi bırakın ülkeye sermaye gelmesini, ülkede çok binbir güçlükle oluşturulmuş olan sermayenin kaybolduğundan biz ne yazık ki üzüntü duyarak bunu gözlemliyoruz. Evet. Peki. Dediğiniz çok doğru.
Peki mesela elektriğe yeni zam kapıda, ekmek fiyatları pahalanacak. Bunlar hepsi bizim vatandaşın, hepimizin gündemi aslında. Hani bir yandan Ulaştırma Bakanı biz yaptık buna U şeyi asacağız diyor. U harfi koyacağız, bizim yaptığımız belli olsun diyor. Ama vatandaşın derdi kimin yaptığı değil ki, hangi parayla yapılmış olduğu belki de. Hepsi örneğin bizim paralarımızla yapılıyor. Evet. Ama burada verilmek istenen mesajlar, belki de simgelerle verilmek istenen mesajlar başka. Şimdi şahlanan ekonomiden de bahsediliyor mesela. Siz ne dersiniz şahlanan ekonomimizle ilgili? Oradan mesela elektrik faturalarına da gelelim lütfen. Yine zam kapıda, biz zamlarla yaşayan, zamlarla karşılaşan insanlar haline dönüştük ülkemizde. Bakın çok basit bir ben hani madem ki sembollerle konuşacağız, evet, birkaç sembolde ben söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz geçen yıl Mart ayından beri bütün dünya ile beraber ülkemizde küresel salgının ne yazık ki olumsuz etkileriyle karşı karşıya. Zaman zaman ekonomide kapanma kararları alınıyor. İş yerleri zorunluluk sebebiyle, yani bu salgın sebebiyle daha fazla yaşam kaybedilmesin diye kapatılmak zorunda kalıyor. Ama bu arada da insanlarımız işlerinden ve gelirlerinden oluyor. Evet. Şimdi bakın, ben çok basit bir hesap yaptım. Şayet 2019 ve 2020 yılında çok küçük bir azınlığın çıkarları ön planda tutularak Merkez Bankası'nın karları, Merkez Bankası'nın o kara gün parası diye bir kenara, hani kefen parası diye bir kenara ayırmış olduğu yedek akçesi ve şu hem faizi hem kuru biz düşük tutarız diye bir fantazi uğruna harcanan ve nerede olduğu hala açıklanamayan yani 128 milyar dolarlık o işler yapılmamış olsaydı ülke, bu küresel salgın döneminde ekonominin kapalı olduğu, insanların iş yerlerini açamadığı, çalışamadığı günlerde geliri, hane geliri Türkiye'deki yoksulluk sınırının altında olan bütün hanelere ayda 2500 lira nakit desteği yapmak mümkün olacaktı. Bakın tekrar ediyorum. Bu kaynaklar yersiz yere, boşu boşuna israf edilmemiş olsaydı, lüzumsuz yerlere aktarılmamış olsaydı, birkaç kişinin mal varlığı artsın diye mantığı da rasyonalitesi de faydası da olmayan yerlere yönlendirilmiş olmasaydı, Sayın Bakan'ın PR'ını yapmak için faizi de kuru da düşük tutma uğruna bu rezervler harcanmamış olsaydı, pandemi döneminde ekonomi kapalıyken, ekonominin kapalı olduğu, insanların dükkanlarını aşamadığı, istihdam yapamadığı, para kazanamadığı dönemde dar gelirli, yoksulluk sınırının altında yaşayan her haneye her ay 2500 lira nakit yardımı yapmak mümkün olacak. Şimdi ekonomi tercihlerden oluşur Ülke Hanım. Yani ülkeyi yönetenler bir tercih yapmak zorunda. Elektrik faturalarını mı düşürelim, yoksa bazı firmaların vergi borçlarını mı affedelim? Buğday üreticisini, arpa üreticisini, nohut üreticisini, mercimek üreticisini desteklerken aynı zamanda dar gelirlinin mutfağında yangın olmasını mı önleyelim? Yoksa saraylar yapıp uçaklar mı alalım? Bunların arasında tercih yapmak ile ilgilidir ekonomi bilimi. Burada size doğruyu, gerçekleri, bilimin gösterdiği aydınlıkta doğru politikaları öneren insanlar varsa, onlar burada doğru politikaların oluşmasını sağlarlar. Böyle insanlar yoksa da ne yazık ki ülkeler bütün zenginliklerine rağmen, yani Türkiye, ben altını çizerek, vurgulayarak söyleyeyim, Türkiye yoksul bir ülke değil. Türkiye kaynaklarıyla kendi kendini besleyebilecek bir ülke. Türkiye üst gelir grubuna rahatlıkla ulaşabilecek bir ülke. Bu dolayısıyla içinde bulunduğumuz durum, ne anladık ki dış güçlerin bir komplolarının sonucuymuş, ne Türkiye'ye yönelik bir ekonomik saldırının sonucuymuş, ne de başka açıklayamadığımız bizim dışımızdaki faktörlerin sonucuymuş. Evet. Şimdi yani bakın çok, yine bir başka sembol müsaade ederseniz hatırlatmak istiyorum. Şimdi hükümet bize bir süredir diyor ki, ey vatandaşlar, Türkiye'ye yönelik saldırılar var. Bizim milli bekamız tehdit altında.
biz ulusal güvenliğimiz için bir takım şeyler yapıyoruz. Ulusal onurumuzu korumak için bir takım tavırlar sergiliyoruz. Bunun neticesinde de yurt dışında bir üst akıl var. Dış güçler var. Bunlar da bizi yıkmak için, bize diz çöktürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi biz Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletin çocuklarıyız. Hiç kimseyi onurumuzla oynattırmayız. Gerekirse aç kalırız ama düşmanları güldürtmeyiz. Bu çok şükür ulusumuzun adeta DNA'sına işlemiş, genlerine işlemiş bir unsurdur. Dolayısıyla biz de burada tamam dik durmamız gerekiyor, dik duralım dedik. Mesela ne oldu? Şimdi S-400'ler vardı biliyorsunuz değil mi? Biz S-400'lerin alınması gerekiyor. Çünkü bu bizim ulusal güvenliğimiz. Kimse bize talimat ve direktif veremez diye bunu yaptık. F-35 projesinden dışlandık. Çok büyük bedel ödedik ülke olarak. Yani ekonomik olarak da. Hiç sorun değil. Gerçekten ulusal onurumuz bunu gerektiriyorsa yine de yaparız. Ama bakın dün Sayın Dışişleri Bakanı biz Patriot füzesi alacağız. Pahalı da olsa almak istiyoruz dedi. Ne oldu şimdi? Ben bunu demokratik bir ülkenin vergi ödeyen vatandaşı olarak sormak istiyorum. Hangisi doğru bunların? İlk söyledikleriniz doğruysa bu sergilenen durum ne? S-400'ler nerede? Evet. Niçin bu Patriot'u konuşuyoruz şu anda? Evet, S-400'lerde kullanılmadı zira o parayı ödedik ama neden ödedik, ne için ödedik onun cevabı da yok. Tabii şimdi bu doğruysa o zaman bize 2 yıldır bu sıkıntıyı neden çektirdiniz, yaşattınız? 128 milyar bakın tekrar soruyorum. 128 milyar dolar ne oldu? Niye sattınız? Kimin borcunu kapatmak için sattınız? Kimler burada hangi menfaatleri temin etti? Bunların açıklanması lazım. Ben yanlış da anlaşılmasın kimseyi suçlamak istemiyorum. Yani asla yapmam böyle bir şey. Ama çeşitli açıklamalar yapıldı. O açıklamalar sizi tatmin etti mi? Gitmesi gereken yere gitti. Para olduğu yerde duruyor, şekil değiştirdi. Ben böyle basit haliyle söylüyorum ama evet. En sonunda 118 milyar dolarımızın olduğunu söyledi. Merkez Bankası rezervinde Sayın Cumhurbaşkanı ama brüt münetme onu söylemedi. Swaplardan bahsetmedi, IMF'den gelen paradan bahsetmedi. Ben hemen söyleyivereyim Ülkü Hanım. Buyurun. Müsaade ederseniz. Şimdi bir kere 118 milyar dolar tabii ki brüt rezerv. Onun neti 26 milyar dolar. Bunun da 13 milyar doları hazinenin borçlanarak temin edip Merkez Bankası'nda mevduat olarak tuttuğu para. Hani onu da dahil edelim 26 olsun. İyi de bu 26'nın içerisinde 60 milyar dolar swapla temin edilen borç para yok. Yani dolayısıyla işte burada 4 işlem yapmayı bilmek yetiyor Ülke Hanım. Öyle çok yüksek ekonomi bilgisine filan lüzum yok. Sadece toplama çıkarma yapmayı hatta 4 işlemle değil bakın 2 işlem yetiyor. 2 işlem yapmayı bilen herkes görür ki şu anda ne yazık ki Türkiye'nin uluslararası rezervleri eksi bakiyededir. Peki Sayın Cumhurbaşkanı neden sürekli 118 milyar dolar, 98 milyar dolar özellikle de muhalefete söylüyorum duyun sesimi diye bu sesten işte bulunuyor. Bunu neden böyle söylüyor? Valla tabii bu siyasi retorik söz konusu olduğu zaman bazen toplama ve çıkarma işlemleri farklı sonuç veriyor olabilir. Onu ben bilemeyeceğim. İzleyicilerimizin takdirine bırakayım. Ben bir iktisatçı olarak yıllarca Merkez Bankası'nda görev yapmış birisi olarak burada benim amacım herhangi bir siyasi tartışma başlatmak değil. Bakın çok basitçe söylüyorum. Ben vergi veren bir vatandaşım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ülkemin, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmaktan onur duyuyorum. Çocuklarımın da bu ülkenin vatandaşı olarak başları dik alınları açık bir şekilde yaşamalarını istiyorum. Dolayısıyla da benim vergilerimi kullananlara çok basit sorular soruyorum. Benim vergilerimi ne yapıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna cevap vermek de onların sorumluluğu. Evet. Peki şunu çok merak ediyorum. Şimdi evet bir cevapsızlığın hakim olduğu bir uzunca bir sürecin içerisindeyiz. Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksilerde olduğunu siz de Merkez Bankası'nda yıllarca görev yapmış bir insan olarak söylüyorsunuz. Her ne söylenirse söylensin, tablolar pembeleştirilirse, nasıl pembeleştirilirse pembeleştirilsin. Merkez Bankası'nın rezervinin ekside olması ne anlama gelir? Bize ne anlatır? Biz vatandaşlar olarak bunun karşılığını, yansımasını nasıl görürüz? Vatandaşı neden ilgilendiriyor bu kadar bu konu? Şundan ilgilendiriyor. Çünkü rezervlerimiz ekside olduğu zaman işte 2 gün içerisinde 8 lira 25 kuruşa düşmüş olan kur birdenbire 8 lira 50 kuruşa
çıkıyor. Yani 25 kuruş dolar birdenbire artabiliyor. Hı hı. Ne oluyor böyle olduğu zaman? Şöyle oluyor Ülke Hanım. Biz küresel üretim içerisindeki payımız %1,5'a yaklaşmışken 0,8'e düşüyoruz. Yani dünyanın geri kalanına karşı, bakın bütün dünyanın toplamından bahsediyorum. Yani dolayısıyla işte kur arttı, şöyle oldu, böyle oldu, işte böyle basit hesaplardan bahsetmiyorum. Hı hı. Dünya içindeki bizim işgal ettiğimiz ağırlık, Türkiye ekonomisinin dünyadaki ağırlığı %1,5'tu. Şu anda 0,8. Evet. Şimdi ne oluyor peki böyle olunca? Satın aldığımız şeyler biliyorsunuz, yani zorunlu ihtiyaç malzemelerimizin çoğunun üretiminde kaçınılmaz olarak yabancı para girdiler var. Yani bunların bir kısmının üretilmesi için gerekli maddeler yurt dışından ithal ediliyor. Ya da bunların taşınması gerekiyor. Yani şimdi hep biliyorsunuz, siz de bu konuda duyarlılık gösterip yayın yapıyorsunuz. Üreticinin elinde sebzeler, meyveler tarlada, bahçede ucuzken İstanbul'da, pazarda vatandaşın sofrasına gelinceye kadar fiyatı inanılmaz artıyor. Bu artışın önemli sebeplerinden bir tanesi de taşımacılık. Yani orada üretilen o gıda maddelerinin buraya taşınması sırasındaki taşıma maliyeti ve aynı zamanda bunların saklanması için kullanılan enerji. Bunlar da kurdan etkileniyor. Evet. Keza bakın demin siz çimento dediniz. Tabii. Şimdi çimento ham maddesinin evet önemli bir kısmı Türkiye'de üretilebiliyor. Ama onu üretmek için kullandığımız enerjinin fiyatı yine yabancı paraya bağlı. Yani burada da çok bu yabancı girdilerin zaman zaman üretimde kullanılması bizi çok da endişelendirmemesi lazım aslında. Bu bir bağımlılık falan oluşturmaz normal koşullarda. Çünkü Türk lirasının değeri güçlü olsa biz bunu hiç hissetmeyiz bile. Evet. Nitekim dünyanın en güçlü ekonomileri bile çok önemli. Mesela Japonya'yı düşünün. Bakın Japonya'da hiçbir neredeyse ham madde yok. Enerjiyi onlar da tamamen neredeyse yurt dışından almak durumundalar. Çin büyük ölçüde yurt dışından enerjiyi ithal etmek durumunda. Ama bu o Japonya'nın ya da Çin'in ekonomik gücüne ya da bağımsızlığına hiçbir şekilde halel getirmiyor. Bizde de böyle olabilir. Ama bunun yolu ne? Bunun yolu Türk lirasının gücünün, Türk lirasının itibarının, Türk lirasının değerinin korunması. Bunun için işte rezerv lazım. Şimdi evet, rezerviniz eksi olunca itibarınız da eksi oluyor. Rezerviniz eksi olunca en ufak bir sarsıntıda kur zıplıyor, faiz hopluyor ve biz fakirleşiyoruz. Yani biz rüzgarları belki de meltemi büyük fırtınalar olarak yaşıyoruz böyle olunca ve hepimizi de etkiliyor dolayısıyla bütün ekonomi başlıkları. Sayın Turhan, çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizimle oldunuz. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Umarım böyle tatsız konuları değil, gerçekten üretimle, büyümeyle, insanlarımızın, gençlerimizin ne kadar başarılı olduğuyla, ne kadar rahat iş bulabildikleriyle, milli gelirimizin nasıl arttığıyla ilgili güzel haberler yapacağımız programlarda buluşmak umuduyla. Bizim de dileğimiz o yönde. Güzel yayınlar yapabilmeyi biz de umut ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için.